Türkiye'nin ilk kadın kaporta ustası Seda Söğüt'le tanıştıracağız. Yapamazsın dediler. İnat etti, çalıştı, çabaladı. Sanayinin kaportacı ablası oldu. Hiçbir şekilde kimyasal madde kullanmadan şu görmüş olduğunuz çubuklar ya da takçekle küçültme sistemimiz var bizim. Onunla masaj yapıyoruz bir nevi araca içten. Dıştan aldığı darbeyi içten tekrar vererek düzeltme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu da arabanın değer kaybını engelliyor. İşini böyle sevgiyle anlatıyor, aşkla yapıyor. Vidalar, çekiçler, çubuklar dostu oldu. Seda Söğüt de erkek işi yapıyor, kaportacı. İş görüşmesine gittim özel bir serviste. Aynı gün kararımı değiştirdim. Müşteri danışmanı olmak istemiyorum. Ben bu işin eğitimini almak istiyorum dedim. Söğüt 30 yaşında, 20'sinde karar verdi ne yapmak istediğine. Yapabileceğime inandım ve yaptım. Önce işin çırağı, ardından ustası oldu. 10 yıl önce çubukları tak çeki aldı eline, Atatürk Otosanayi'nin kaportacı kızı oldu. Öyle özenli çalışıyor ki kaportası şişen, yamulan hiçbir araç onun elinden kurtulamıyor. Ben zoru göze aldım diyelim ya. Zaten çekiç ya da el işiyle yapılabilecek her şeye bir merakım vardı. Arabaları da çok seviyordum. Zoru seçti. Her sabah 7'de açıyor kapıyı, akşam 8'e kadar eğiyor, büküyor, ince ince işliyor. Bu görmüş olduğunuz çubukların nereden girebileceğini bulursanız kolaylaşıyor diyebilirim. Gün içinde 4-5 araba çıktığı da oluyor yani. Duruma tamamen aldığı hasara, hasarın büyüklüğüne bağlı. Erkek mesleği olarak bilinen işleri yapmak isteyen her kadının başına geldiği gibi Seda Söğüt'e de yapamazsın dediler. O da en iyisini yapmak için kolları sıvadı. Kadın usta olmaz diyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Usta nerede, usta yok mu diye soruyorlar. Benim deyince böyle bir önce bir tuhaf bakıyorlar ama sonrasında mutlu ayrılıyorlar.